Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, NATO'dan Türkiye ve Finlandiya açıklaması geldi. Temaslarımız sürecek diyerek adeta üstü kapalı tehdit geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in birliğe üyeliği noktasında Türkiye ile diyaloğun sürdürüleceğini ve Türkiye'nin NATO'dan ayrı bir fikir beyan etmeyeceği konusunda bizler mutabıkız. Türkiye bunun sonuçlarına katlanmaması gerektiğini iyi bilen ve geleceği parlak olan bir ülkedir diyerek adeta Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti. Kıymetli izleyenler, NATO Genel Sekreteri İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin PKK nedenli güvenlik kaygıları nedeniyle İsveç başta olmak üzere Finlandiya'nın da üyeliğine karşı olmasını değerlendiren Stoltenberg, iki ülkenin de üyeliği noktasında Türkiye ile diyaloğun sürdürüleceğini ve Türkiye'nin geleceğinin parlak ve NATO ile ters düşmek istemeyen bir ülke olduğunu vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Moskova'nın planladığı gibi gitmediğini belirten Stoltenberg, Rus güçlerinin Harkiv'den çekilmekte olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü siyaset uzmanları ise NATO'nun bu açıklamasını 9. maddeye bağladı. 9. madde, herhangi bir savaş anında bir NATO ülkesi NATO'yu desteklemezse NATO'nun karşısındaki ülkeyle aynı kategoride yer alır. Uzmanlara göre Türkiye her an Rusya konumuna düşebilir. Yani Türkiye'ye üstü kapalı, eğer bizim karşımızda olursan Rusya'ya yaptığımız gibi sana da saldırırız denildi. Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, bu ülkeye askeri desteğin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki NATO'ya üyelik süreci söz konusu olduğunda fikir birliğine varacağımızdan eminim dedi. Blinken, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili ise Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak NATO'nun doğusundaki duruşunuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.